Evet sevgili seyirciler, şu anda Talip Akçakaya ile beraberiz. Kıymetli hemşehrimiz çok güzel şeyler anlatacak bugün bizlere. Biz de çok mutluyuz. Çünkü Talip Bey biz nereye geldik? Burası Kayseri ile Damızlık Sığır Yeşilleri Birliği'nin iktisadi işletmesine bağlı Tunat süt ürünlerini. Yani yoğurt, tereyağı, peynir, ayran ürettiğimiz işletmemiz. Şu anda biz Bünyan'dayız ama değil mi? Tabii yani, Bünyan'dayız. Bünyan değil geçer zaten. Bünyan Süt İşleme Tesisi. Evet, Bünyan Süt İşleme Tesisindeyiz. Evet, burada birçok güzellik görüyoruz. Böyle bakın şurada şöyle izleyicilerimize de göstereyim. Markanın ürettiği ürünler Bünyan'da tesislerinde şu anda. Evet, biraz anlatır mısınız bizlere neler yapıyoruz burada? Burada yoğurt yapıyoruz. Burası yoğurt inkübasyonu, hayaladığımız yerimiz burası. Peynir yapıyoruz, peynir ünitesi, peynir ünitesi ünitemiz var. Burada işte köy peyniri dediğimiz peynir, beyaz peynir, kaşar ünitemiz henüz bulmadık ama kaşarımızda deneme ürünlerini yaptık. Evet, evet. Bunları yapıyoruz. Burada oğul kavamız var. Evet. Soğuk havamız var. Burada ürünlerimiz soğuk havada duruyor. Evet, evet, evet. Oldukça hijyenik bir ortamımız var. Evet. Maşallah. Ayran, %70'lik ayran makinamız. Burada geliyor, hiç şey olmadan direkt borulardan geliyor, hiç havayı görmeden. Evet. Direkt burada paketleniyor. Evet. Bu makinamızda 270 milimlik büyük tombul dediğimiz ayranın makinesi. Ayran basın şeylerini burada yapıyor. Evet. Tereyağını yoğurma makinemiz. Burası da tereyağını yapıyoruz. Burada tereyağını yoğuruyoruz, paketliyoruz. Burada da tereyağı yapıyorsunuz. Evet, tereyağı. Oo, maşallah. Çok güzel. Burada ikinci bir soğuk havamız, peynir gruplarının bulunduğu bölmemiz, ayranlarımız. Ayranlar. İşte bugün maşallah şimdi ürünlerimiz hani hafta başı olduğu için şey olmadı. Evet. Bir tane soğuk havamız var. Evet. Bunlar süt ünitemiz, yani tesis kendi kendisini yıkar yani. Hiç şey olmadan burada mesela fosfik, asit tankları var, temiz su tankı var. Bu süt ünitesinde burada ısınan sütlerle bütün tesis kendi kendini yıkar. Burada şimdi yoğurt süt pişiriyoruz. Evet. Tesisimiz küçük ama gerçekten şey yani böyle modern donanımlı sipimiz var. Yani soğuk su ünitemiz var. Evet, şöyle size ışığa doğru alayım. Biraz da belki ses anlaşılmamış olabilir. Evet, bu arada çok güzel de bir Bünyan manzaranız varmış. Bunu da sevgili izleyicilerimize gösterelim. Koramaz Dağı'nı bayağı izliyorsunuz, Kayabaşı'yı izliyorsunuz. Evet, Bünyan'ı buradan rahat. Bünyan'ı çok hele güzel. Hele akşamı çok güzel oluyor. Buraya öyle mi? Bazen akşam izliyoruz, çalışıyoruz burada. Evet. Şimdi efendim, burada zannediyorum şimdi daha rahat konuşabiliriz. Tesisimiz Bünyan'da bir tesis. Evet. Markamız Kayseri'nin Tunat.
Hunat markası. Hunat, çünkü Hunat. İli kapsadığı için evet, Hunat evet. markasıyla üretiyoruz burada. Ve burada gerçekten güzel işler yapıyorsunuz. Ve o güzel işleri bir daha dinleyelim efendim. Belki ses duyulmadığı Şimdi, için. Gerçekten yaptığımız işlerdeki şeyimiz, amacımız şu. Bizim amacımız sadece ve sadece sütün doğallığını koruma. Yani sütün içine hiçbir şey katmadan, içinden hiçbir şey almadan ürünü üretip hemşerilerimize, yani o ürünün doğal tadını sunabilmek. Evet. Onun evet. için uğraşıyoruz. Onun için de güzel ürünler çıkarıyoruz. Gerçekten Hunat'ı sadece bir tane tatsın. Benim hemşerilerimden ricam bu yani. Sadece bir tane tatsın, baksınlar yani. Evet. Bu kadar iddialıyız diyorsun. İddialıyız, evet. Tabii şundan dolayı iddialısınız. Çünkü doğal sütleri topluyorsunuz. Evet. Bizim köylerimizden, ilçe merkezinden, dünyanın yöresi sütleri, diğer yörelerimiz, evet. Develi yöresi değil mi? Evet. Aslında çok büyük bir yapılanma bu. Çok büyük yapılanma. Çok büyük bir yapılanma. Sivri Yaşay Birliği Kayseri'nin yani genelinden potansiyeli olan yerlerden süt topluyor. Evet. Siz de dünyalısınız bu arada. Yani Ve genel başkan yardımcısınız değil mi? Evet, başkan yardımcısı. Evet, bünyanlısınız. Şu anda da bünyan tesislerindeyiz. Evet. Tabii biz şu eksikliği gidermek istedik bugün. Tabii burada böyle güzel bir tesis var ama belki de birçok daha bünyanlı hemşerimizin bundan haberi yoktu. Evet. Yani ama bu tür yapılanmaların da gerçekten desteklenmesi lazım. Çünkü çok güzel uygulamalar bunlar. Yani üreticinin sütünü alıp bunu tereyağına, peynire, ondan sonra süte, yoğurda dönüştürmek gerçekten güzel bir iş. Evet. Tebrik ederim valla. Sağ ol hocam. Var mı sizin hemşehrilerimize, çünkü şimdi bünyanlı hemşehrilerimiz bu işten hoşnut oldular. Siz de tanıma fırsatı buldular. Onlara bir mesajınız var mı acaba? Valla şimdi benim bünyanlı hemşehrilerimden ricam, yani ürünlerimizi bir tatsınlar. Bu markamıza sahip çıksınlar. Yani Paprika'nın dünyada böyle bir üretim tesisi var. Dünyadaki böyle bir üretim tesisine sahip çıksınlar. Yani diyorsunuz ki aslında Hunat dünyanın markasıdır diyorsunuz evet. değil mi? Çünkü dünyanın sütlerinden üretilen mamuller var. Evet. Peki efendim ben çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı işler diliyorum. İnşallah yine görüşeceğiz, yine haberleşeceğiz. Buradaki güzel faaliyetleri sevgili izleyicilerimize, can hemşehrilerimize duyurmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.